Günaydın. Günaydın. Şimdi biz Tayrona Milli Parkı'na gidiyoruz. Ama ne gidiş, başlangıçta neler oldu neler? Dakika 1, gol 1, GoPro, Mortingen-Streise. Ah, 3 tane farklı bataryayla denedik. Klasik ITZ taktiğini denedim. Çıkardım, taktım, prize taktım, elektrik verdim, çektim, tekrar boşalttım, çektim, taktım. Kurtarmıyor. Şimdi bataryayı çıkardık, biraz bekleyeceğiz. Ama plandan da kaçamayız. Değiştiremeyiz. Mecbur parka geldik. Şimdi parka gideceğiz. Bugün çadır kuracağız. Hava aşırı sıcak. Evet. Şimdi geldik, böyle buralarda marketler vardı. Ha, bir bomba daha yaşadık evet. Bu arada bozulmadan önce. Dedik ki muz alalım. Hani bizi tutar, orada yeriz. Enerji olur. Gelirken de her yer muz tarlası. Yani otobüsler kilometreler, kilometrelerce. Muz tarlası yani. Ve bir tane muz satan yer bulamadık. Şu an civarda. Tayrona Milli Parkı girişi. Ya klasik Milli Park girişi gibi düşünün. 7 tane bakkal gezdik, market gezdik. Bir tane meyveci amca bulduk. Onda da bir şey bulamadık. Şöyle bir şey aldık. Ne olduğunu bilmiyoruz. Bunu yiyeceğiz. Olgunlaşmış. Buna 2000 peso ödedik. Adını da bilmiyoruz. Meyveni sevdiğimi ne yiyeceğiz bilmiyoruz ama olsun. Ben dedim frutas. Si dedi amcamız. Aldık. Şimdi market alışverişi yaptık. Onları gösterelim. Market alışverişi ısradayız. Şimdi bundan aldık, bu bize enerji verir diye düşündük. İçinde bayağı neler var? Granül damız var. Granola. İşte granola. Yulaftan yapılmış. Aynen. Su aldık 2 tane. Bir tane suyumuz dolu. Böyle krakerimiz var, klasik. Tutarız diye. Enerji versin, çok yürüyeceğiz güneşin altında. Çikolatalarımız. Aha. Şöyle peynirimiz var. 2 tane de bildiğiniz klasik ekmeğimiz var, bu kadar. Ama zaten bir gün olacak, sabah döneceğiz, o yüzden sıkıntı olacağını sanmıyorum. Buranın hepsi 62.000 peso tuttu, yani çok tuttu, 240 lira falan tuttu. Birazcık burada fiyatlar farklı. Bu arada sabah biz gelmeden Palomino'da markete tam giriyorduk, dolmuş da önünden kalkıyor. Dedi ki un momento dedik, yok kalkıyoruz dedi, çantaları koyduk. Sonra dolmuş hareket etti. Bunlar geldi bir şey anlatıyor. Anlamadık. Bir indim, bizim çanta arkadaki otobüse koymuşlar. Biz bindikten sonra yapıyorlar bunu. Biz markete gideceğiz sanmışlar. Çantaları arka otobüse yapmışlar. Biz de kek gibi öndeki otobüseyiz. Çantalar gidiyordu. Neyse kurtardık. Tayrona Milli Parkı'nda 2,5-3 saat yürüyeceğiz. Burada kamp atacağız. Kamp eşyalarımızı getirdik. Ondan güzel para kurtarmış olacağız. Giriş 60.000 peso kişi başı yanılmıyorsam. Bu arada sırt çantalarını burada bir hostel bulduk. İkisini 10.000 pesoya emanet ettik. Fena değil. Başka bir yere sormuştuk. O tanesini 10.000 pesoya alırım dedi. Bir tane başka yer bulduk. İkisini 10.000'e tuttuk. Çok da temizdi yani. Kadın güven verdi bana. Evet, şeker bir kadındı. Öyle birazdan başlayacağız. Soluklanalım. Uzun yolculuk bizi bekliyor. GoPro'muz gitti. Gitmedi. Sıcaktan çocuk bayıldı, bence birazdan düzelecek. Yok ya, o kadar sıcağa dayanıyor mu? Tayrona da görüşürüz. Bye. Şimdi arkamızda gördüğünüz abiler didik didik aradılar üstümüzü. Her çantalarımızı, cüzdan içlerine kadar aradılar. İşte uyuşturucu var mı ona bakıyorlar. Soruyorlardı açık açık ama sordum. Var mı bir şey diye. Yok dedik, güzel güzel baktı, yolladı tatlı. Evet. Bu arada kendi çadırımıza gitmemize rağmen kişi başı 25.000 peso ödüyoruz. İçeride konaklamalar da pahalı galiba. Şimdi biletimizi alıp içeri gireceğiz. 57.500 pesoymuş. Aldık şimdi. Gideceğiz. Israr pasaportunu bulamıyor. Nereye koyduysa. Buldum. En alta gömdüm. Biz bu telefon için alışamadık. GoPro çok güzel açılı çekiyordu. Ayarlayamıyorum. Nereye bakacağımızı şaşırdık. Ortaya bakıyordum ama muhtemelen şaşırıp çıkacağız. Evet, yine bizden bir şeyler görmek istiyorlar. Para park and reservation. Türk'o. Bienvenidos. Gracias. Ciao. Böyle kontrol etmediklerini sanırsın, başka ülkeye giriş yapıyoruz. Var ya, kaç yerde kontrol ettiler şu ana kadar. Şimdi mor bileklik taktılar. Bu da şu demek.
insurance yani sigorta yaptırmanız gerekiyor içeri girerken. Biz şimdi bir gecede kalacağımız için hem gündüzü hem akşam sigorta yaptılar. Bir gece demek iki gün demek diyor. Sizin iki günlük para ödememiz lazım. 20... Bir gece kalacağız işte diyor. Hem bugün hem yarın. 24 bin peso'da onu ödedik biz. Yani totalde 25, 50, 65. No, gracias. Bu arada evet mini dolmuşları ne kadar? 5 mil dedi yani. Evet. Yani 1, 2, 3, 4, 5. 5. 5 ediyor ama biz dedik yürürüz, daha fazla para vermeyelim. Yani para etmiyor 5000 peso tabi de. Olsun. Yani biz buraya 50-165 bin peso falan ödemiş olduk toplamda. 60'da markete verdik. Oh, oh. İki gün bir şey yemek içmek yok. Sadece şu çantadakiler işte size gösterdiklerimiz artık. Artık yabani doğada. Ne bulursak onu yiyeceğiz. Beri falan bulursak. Başladık. Zorlu bir parkur yine bizi bekliyor. Sinek ilacımız çok az. Ha gerçi aldık değil mi ya? Şey krem şeklinde onu aldık mı biz? One eternity later. Almadık mı? Aldık mı? Hatırlıyorum. Arkamızda at var. Bakın şu arkadaki atlarla bu güzergaha gidebiliyorsunuz ama tabii ki biz yürüyeceğiz. Asla atları o işkenceyi yapmayız. Öyle bir dedi ki utandım. Yarım saatle gidebiliyorsunuz atlarla ama biz ne yapacağız? 2 saat yürüyeceğiz. Yürüyeceğiz. Başlıyoruz. Yürürüz. Başlıyoruz. Bakın ödediğiniz sigorta için burada ilk yardım hizmeti alabiliyorsunuz. Hola buenas. Ve burası Tayrona Park'ın başlangıcı. Bakın. Burası. Tarihi bir an. Burası 3.2 kilometre. 50 dakikada yürüyeceğinizi söylüyor. Yorulmadık. Bu sefer. Yorulmadık. Evet. Bu sefer değil. Şöyle baksanıza. Kolombiya'nın balta girmemiş ormanlarında usulca ilerliyorduk. Maymun falan var mı şimdi? Evet. Umarım görürüz. Isra aklını kaçırır. Çıldır. Gerçi evde her gün maymun görüyorduk biz. Seçil ve Ela size diyorum. Düşüyordum. Öyle çağırdım. Ya. Ya. Kulaklarım çınladı. GoPro gitti. Goodbye GoPro. Açılmıyor. Batarya söktük bir saat. Ne yapacağız bilmiyorum. Böyle telefona da alışık değiliz. Neyse ki yatağı çekmeyi öğrendik. Onunla ilgili de kötü bir anımız var bizim. Biz bu kanalı ilk açtığımızda Mardin'di değil mi? Evet. Mardin'e gitmiştik. Mardin'de keko gibi dik çekmişiz. Sonra hiçbir şey koyamadık. Sonra evet. Güzelim Mardin'deki bütün videolarımız dikey. YouTube dedi ki kabul etmiyoruz. Yani hayır koyabiliyorsunuz da. Çok. Ayağları siyah böyle gerçekten çok kötü görünüyor. Onu genişleten, çözünürlüğünü değiştiren programlar, yazılımlar var. Aa boka battım. Çamur çamur rahatım. Ama dena da olmadı. Hola. Hola. Muy bien. Ciao. Böyle şu an bayağı dik tırmanıyoruz. Hola, buenas. Böyle dimdik. Thank you.
Kelebeklere bakın. Kocaman mavi mavi. Okyanusa ulaştık. Evet. Çok keyifli bir rota. Böyle burada dinleneceğiz. Birer tane muz yiyeceğiz. Ben de TRT spikeri olarak konuşuyorum şu an. Burası dinlenme noktası. Birer tane muz yiyelim. Bitmedik, bitmedik. Yorulmadık. Bitmedik, pardon. Yorulmadık, yorulmadık. Öyle. Ulaştığımız nokta burası. Plaja geldik. Burası'yı takip edeceğiz. Yanılmıyorsam bizim çadır kuracağımız yer ileride, solda, içeride kalıyor. Az önce yol vereceğim diye şuradan, şu gördüğünüz yerden uçuyordum az kalsın. Neyse, yolun yarısında toparladım. Yardım edeyim mi? Bakın, bataklığa geldik. Yolumuz çok az kaldı. Şuralar böyle bataklık. Her yerde kertenkele var. Kertilenkele. 1 kilometre yolumuz kaldı. Plajdan yürüdük. Baksanızınız ne haldeyiz. Yüzüm yanıyor şu an, yüzüm. Evet, ısrar yüzü kıpkırmızı oldu. Alerjik bir şey olmadı. Çok polen var. Ne kadar çok kertiş var. Geldik, az kaldı. Evet, çok az kaldı. Bu sefer öyle ciddi yorulmadık. Çok sert biliyorsunuz. Sıcak da var, nem de var. Nem var. Var ne? Nem çok, nem. Kanalın ismini Nem Çok Nem diye değiştiriyoruz bundan sonra. Botanik kanalı yapacağız zaten. Botanik ve nem. Bak mı? Con camera vale 6000. Uyste. What? Kamerayla bir daha istiyorum. 1000. Okay. İnşallah bir gün iyimesin, tamam, hoş kızı. Gracias. Düzlüğe çıktık. Evet, baksanıza şuna. Mükemmel. Thank you.
Çok az bir yolumuz kaldı, 10 dakikalık. Aslında güzel bir yere ulaştık ama bizim kampımız o biraz merkezden 10 dakika uzaktaymış. Bakın böyle bir yerden gidiyoruz. İlginç kuş sesleri geliyor. Sonunda gelmek üzereyiz. Tam diyordum ki aman tabela koymayın. Koymuşlar. Burada 5 dakika diyor. Şurada da 10 dakika yazıyor. İngilizce 10 dakika. İspanyolca 5 minutos. Bakın yavru bir yılan ölmüş, parçalanmış. Karıncalar yiyor onu. Kampımıza varmak üzereyiz. Böyle bir yerde kamp yapacağız. Bakalım bizi neler bekliyor. Ölü yılanlar gördük. Az önce bataklıktan geçtik. Botlarım yine gitti canım, botlarım. Yerler çamur. İguana gördük. Kocaman, yakalayamadık onu. Her yer kertenkele. Yerliler şeyden, Hindistan cevizi ağacından, dalından koparıp bize verdi, yedik falan. Tabii paralıydı ama olsun. Daha kamp yerine gitmeden neler yaşadık. Burası güzelmiş boyanma ya. Baya jungle ya. Gerçekten jungle'dayız şu an. Welcome to the jungle. Take a look around. Herhalde şuradan gidelim. Yılan çıksa ne yapacağız? Kaldıramayacağız. Kaçacak, gidecek o. Yılan kardeş. Yılan da bizden korkar ama sürüngenler öyle değil mi? Ses duyunca kaçıyor gidiyor hayvanlar. Evet. Yalnız karanlıkta burada yürümek fena olur. Toto ister, Toto. Ben şu an en çok maymundan korkarım şu ortamda. Varmış. Çünkü yanımızda yiyecekler var. Pıtır pıtır gelirse, açlarsa aha. Ezilmiş, parçalanmış bir muz var, onu veririz. Al git kardeş, lan. Kardeş bunu al, bizi bırak deriz. Çok az kaldı, çok. Aa, iguana da gördük bu arada. Çok küçük. Oha, nehire geldik biz. Buradan nasıl geçeceğiz karşıya? Aha. Bakın. Ama izler var ya, izlerin. Kampa gidebilmek için. Ha, derin değilmiş galiba zaten. Buradan geçeceğiz. Botlarım kurumaz yarın ha. Follow me. Gömülüyorsun sıra. Şuralar sert. Islandık. Oye, içine girmedi. Senin girdi. Girmedi, vallahi girmedi. GoPro'da ne güzeldi. Ön arkaya anında çek, çevir. Gerçi bazen hızlı çevirdiğimiz için şikayet alıyoruz. Hızlı dönüyormuşuz. Baş döndürücü bir kanalsınız diyorlar. Öyle diyorlar. Hafif ıslandık. Camping Don Pedro, bitirdim bizi. Yani şöyle durumda, koy götüne rahvanola muhabbet kafasındayız vallahi. Hiç. Daha ne olabilir diyoruz yani. GoPro çok canımızı sıktı. Gidiyoruz ama içimiz kan ağlıyor. Evet. Böyle telefonla olmaz bu iş. Denedik bu arada az önce durduğumuzda da hala çalışmıyor. Telefon da titriyor da size titreterek izletmek istemiyorum. Zaten başlandırıyoruz, bir de tir 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 olmaz yani. Umarım doğru gidiyoruz ya. Yazıyordu az önce. Yazıyor mu? Evet, Don Pedro diye. Yani kapıdaki abla bence bize kazık attı. Bana da öyle geliyor. Kazık kapıda. Kapıda dedi ki rezervasyonunuz yoksa çadırla giremezsiniz dedi bize. Biz de girdik. Aldık abladan. Dedi Don Pedro'da elektrik var dedi. Wi-Fi var dedi. Ah, yerli çıktı arkada vallahi. Bakın. Wi-Fi var dedi. Bizim hattımız çalışmıyor burada. Kolombiya'ya gelirseniz Tigo almayın abi. Almayın. Almayın. Direkt Claro'ya gidin. Claro. Azıcık pahalı şeye göre, bizimkine göre ama... Pahalı bile olmayabilir bu arada. Valla daha sanki öyle hatırlıyorum. Yani... Oo. Isra yine çiçek gördü. O çiçekleri, o yılan olduğunun belirtisi. Aha. Yılanlar onu yediğinde o çiçek kızarıyor. Bence yerli dayıydı. Az kaldı az. Yol zorlaştı. Çekimi kapatıyorum.
Bakın bakın kamp alanına bir bakın. Gizli cennet, saklı cennet, öz cennet. Baksanıza. Muz ağaçları. Ve mükemmel çadır alanımız. Oha çok iyiymiş. Bir şey diyeceğim, kafamıza umarım kokonat düşmez gece çadırda. Ha, şunu onun için yapmış olabilirler mi yeşili? Yağmur için falan yapmışlardır. Böyle cart diye bir yere çıktık. Evet, çok güzel oldu. Çok güzelmiş ya. Biz burada bir gün kalacağız. Gerçekten çok üzgünüm onun için. Evet. Oha düşmüş işte. Biz. Recepsiyon. Hola. Buenas. Bakın arkamızda gördüğünüz bizim çadır kuracağımız alan. Evimize hoş geldiniz. Muz ağaçlarının hemen yanında. Bakın muz ağaçları. Her yerde muz ağaçları. Her yerde muz var. Bakın burası da çadır kuracağımız alan. Böyle etrafı çevrili sineklik gibi ama pek işe yarayacağını sanmıyorum. Az önce kertenkele gördük ama küçücük. Buraları hallediyoruz, çadırı kuruyoruz, yardırıyoruz plaja. Plajda doğal yaşamın olduğu yer var. Timsah fotoğrafı bile var. Evet, adam var buralarda dedi. O zaman çadırı kuruyoruz. Ve kurduk. Çadır kurmaya alışız da. Bu modeli ilk defa kuruyorduk. Ve geldik. Bakın bizim tentemiz arkada kalıyor. Şurada yemek yeme yeri. İşte Wi-Fi orada çekiyor sadece. Banyolar orada. Bayağı böyle ormanın içindeyiz. Mükemmel bir ortam. Mükemmel. Kesinlikle mükemmel. Bakın yol boyunca böyle küçük koymuşlar. Her yer aşırı çamur olduğu için. Şimdi farklı yoldan plaja doğru gitmeye çalışıyoruz. Bu arada burada nudist plajı varmış. Şimdi yürümeye devam ediyoruz. Biraz hızlandık. Plaja gitmeye çalışıyoruz. Burada çok garip garip sesler gelmeye başladı. Çok ilginç sesler geliyor. Zamanımız o kadar kısıtlı ki. Saat 3 oldu. Bizim burada bir gün kalacağız. Biz burada bir gün kalacağız. O yüzden akşama kalmadan buradan gitmeye çalışıyoruz. Çok koştur koştur oldu. Bu taraflara yolunuz düşerse kesinlikle en az 2 gece ayırmalısınız buraya. Kesinlikle. Yani yol nereye çıkıyor, nereden gidiyoruz bilmiyoruz. Plaja gitmeye çalışıyoruz. Yaldır yaldır gidiyoruz ama. Don Pedro bura diyor. Burada da bir kamp alanı varmış. Bayağı balta girmemiş orman gibi yani. Tahmin ettiğimden daha böyle ne derler, bakirmiş. Sence? Bence de ya, direkt ormanın içine adamlar ormanı bozmadan kamp yerleri yapmış yani. Çok gerçekten çok etkilendik ya. Miko. Çok iyi. Burası da diğer kamp alanıymış. Sanırım burayı da bize satmaya çalıştılar. Yukarıda internet ve elektrik var, burada yok dediler. Biz de yukarıyı seçtik ama internetin kendine hayrı yok. Çok çok geçtik. Isırağın ayakları battı. Yok, içine girmedi. Girmedi mi? İçine girmedi, sağlam. Sadece dışta. Şurayı botları çıkarmadan geçtik. Atlarla geliyorlar. Atlarla geliyorlar. Kullanan atları tabii. Biz nereden gideceğiz? Plaja gitmeye çalışıyoruz hala. Kamp alanımız arasında mesafe varmış. Yaklaşık 30 bin adım var. Bugün rekora gideriz. Aha nereye geldik? Ama şu an güneş yok ya. O iyi yani. Hala yüzüm oluyor. İnsanlar dönüyor, biz plaja gidiyoruz.
Fena. Oldu. Çok üzücü. Çok üzücü. Burada daha fazla kalmak lazım. İki günü süper olurmuş, iki günümüz olsaymış. Şimdi o doğal park hayvanların olduğu yere gidebilecek miyiz bilmiyoruz. Bir de buranın dönüşü var. Hava kararmadan döneriz yani umarım. Umarım. Var birazcık mesafesi. Timsah dediler, neler dediler. Gerçekten timsah varmış ama. Bence vardır zaten. Evet, o haritada işaretlemiş ya kampın oradaki. Bakın böyle bir plaja geldik. Bakın yukarıda yine kanatları çok büyük olan kuşlar var. Ne olduğunu bilmiyoruz. Bilenler yorumlara. Baksanıza çok yakınımıza geldiler. O kadar yorulduk. O kadar bittik ki. Şaka lan, bitmedik. Burası da diğer plaj. Herkes burada denize giriyor. Herkes dediğime bakmayın. Kimse kalmadı. Herkes dönüyor. Sence güzel mi bura? Bence burası efsane güzel. Neden bir gün kalıyoruz? Neden? Bence de neden? Neden? Mükemmel ama kimse yok. Herkes dönmeye başladı. Çünkü jungle'dan geçecek insanlar yani. Baya şu an buranın arkası kale yapmışlar. Buranın arkası baya jungle, orman. Haritaya göre vahşi yaşam hemen bu arka tarafta kalıyormuş. Bizim oraya gidecek ne zamanımız kaldı ne gücümüz kaldı. Bitti. Bugünü zaten resmen yürüyerek geçirdik ya. Sabah uyandık. Yürüdük, yürüdük, yürüdük. Hiç bitmedi yürüdük. 25 bin adımı geçti ya. Bir de yarın uçağımız var, o yüzden sabah çok erken kalkmalıyız. Çadır toplayacağız, eşyaları toplayacağız. Bu yolu geri yürüyeceğiz, sonra çantayı alacağız havalimanına. Thank you.
parkın içinde yaşam var yani, insanlar yaşıyor. Bunlar özel mülk. Burada yaşıyorlar. Biz şimdi bir plaj daha var, oraya da gitmek istedik, Kabo plajı diye. Saat geç oldu, 5'e gelmek üzere, hava kararıyor ufaktan. Çalılardan hışırtılar da gelmeye başlayınca. Dedik ki tadını bırakalım, geri dönelim. Şimdi geri dönüyoruz, baksanıza sucuk gibiyiz. Çok keyifli, heyecanlı ama yorucu. Yorucu, bir de cidden tehlikeli olabilir yani, ölü yılan gördük gelirken yolda. Sürüngen çok. Bir de hava ciddi kararmaya başladı. Dedik, riske atmaya gerek yok mu? Biz de hostelimize dönüyoruz. Şu andan yani bulunduğumuz noktadan bile hostele yarım saat 40 dakika sürecek bir de o var. Yani daha gideceğimiz plaj 10-15 dakika mesafedeydi. Olacak bir saat dönüş yolu ve evet, bu karanlıkta çok zorlayacaktı. Yoksa görmek isteyeceğimiz, yani istediğimiz başka şeyler de var. Burası inanılmaz büyükmüş. Ne yazıyordu? Yerlilerin alanı gibi bir bölge varmış mesela. Aa, arkeolojik bir alan varmış. Arkeolojik, evet. Orayı falan göremedik. Gidemeyeceğiz maalesef. Buraya gerçekten bayağı 2 gün falan gerekiyormuş. Bakın, yarasa var. Gördünüz mü? Çok yakınımızda uçtu biraz önce. Şurada, şurada. Geliyor, geldi, gitti. Minik yarasa. Ne olduğunu bilmiyoruz. Araba alarmı gibi çok şeker. Çok ilginç değil mi? Bilenler yorumlara. Motor durdurduk, onunla gideceğiz. Serüvenin sonuna geldik. Yorulduk, bittik ama yılmadık. Kahve aldık. Kahve aldık, buz yedik, sabah kahvaltısı olarak. Çok tır geçiyor, çok ses oluyor, kusura bakmayın. Sabah kahvaltısını yaptık, 5000 pesoya. 2 kahve, 2 muza 5000 peso. Yani nereden baksanız 18, 19 lira falan verdik. Mülk. Tabii parkın içinde, girişte öptüler, sevdiler. O ayrı ama içerisi gerçekten efsane güzel. Yani Amazonlara gitmişiz de gelmişiz gibi hissediyoruz böyle bir günlüğü. 3 gün, minimum 3 gün. Yani 3 gün gezeceksin burada, takılacaksın, gezeceksin, keşfedeceksin. Giderken sahil yolundaki trekking yolunu izledik. Dönerken de kayaların oradaki, yani orman içindeki kısımdan döndük. Çok keyif aldık. Size de bunları göstermeye çalıştık. Bu videodan bu kadardı. Artık şekilli botlarımızın hatırına abone olun. Abone olun. Yorum, like, yapın bir şeyler. Emoji koyun ya, emoji koyun. Paylaşın, nokta koyun. Bakın böyle 2 kişi var diye. Algoritma gerçekten öyle çalışıyor. İzliyorsunuz, teşekkür ederiz. Fena da değil. Gelişiyoruz da. Takipçimiz de ufak ufak artıyor. Ama işin sırrı, yani bir nokta koyun ya, nokta, emoji koyun. Bir tane işte. Şöyle geç yaparken bir tane like, sonra geç. O zaman diğer videoda görüşürüz. Tyrone adam bu kadardı. Bay bay. Adios.